Eda Hanım, sanıyorum böcek var. Çeker misiniz benim için? Üzerinde böcek varmış. Aynen. İnsanlar soruyor. Yaklaşın. Böceğe odaklanın. Herkese merhaba. Eda bisikletteydim. Bir iş görüşmesi yapıyorduk. Eda Hanım dedi ki üzerinize bir böcek var. Ben ne olduğunu bilmiyorum bile ve önemsemiyorum. Çünkü biliyorum ki Türkiye'de bana zarar verecek böcek sayısı çok az. O kadar köpek gidiyorsa yükledim ki köpek diyorum. O yüzden içim çok rahat. Ne tarafta şu an Eda Hanım? Şurada mı? Tamam. Boynuma da gelebilir. Hiç sorun değil. Ben doğayla barışık bir insanım. İşiniz mi var? Ben alayım. Evet. Ben kendi kendimi çekerim. Hiç önemli değil. Neymiş efendim? Kene olabilir dedi Eda Hanım. Kene olursa olsun bir arada insanları korkuttular. Keneler işte hastalık yapıyor vesaire. İnanmıyorum öyle bir şeye. Onlar bambaşka işler. Ne olduğunu bilmiyorum. Konuşmak da istemiyorum. Umarım yürüyordur. Umarım boynuma gelir. Hiç umurumda değil. Ben hayvanları, böcekleri seviyorum. Arılar tehlikeli midir? Videosu yayınlamıştım. Pek ilgi çekmedi ama inşallah bu video daha çok ilgi çeker. O videoda insanlar abi örümcek nasıl sevilir? Örümcekten çok korkuyorum. Ne yapmalıyım diyorlardı. Belki bu tarz videoları izleyerek cesaret alabilirler. Hızlı konuşuyorum. Heyecanımdan değil. Böcek gider diye, video kesilir diye hızlı konuşuyorum. En iyisi şöyle bacak bacak üzerine atayım. Hala böcek burada. Ağır ağır anlatayım size böcekle olan hikayemi. Böcek çıkıyordur inşallah. Ekranda böcek gözüküyor mu acaba? Doğru çekiyor muyum? Biraz yukarı kaldı. Şöyle. Şöyle. Evet. Hah. Böyle. Tamam. Güzel. Kaç yaşında? 4 mu? Böcek 3,5 yaşında. 6 mu? 6 yaşında bir çocuğu olan beyefendi çocuğuna böcek alıyor. Böcek alıyor diyor. Bisiklet alıyor. Beni ne kadar sevdi. İşte gördüğünüz gibi ben böceği sevdim, o da beni sevdi. Bitti gitti bu kadar. Ben niye onu kovayım? Asıl tehlike ona vurmaya çalışmak. Ona vurduğum an beni sokar. Ben ona vurmaya çalışırsam o da korkar, beni sokar, ısırır. Neyse silahı onu kullanır. O yüzden sevgi dolu bir şekilde bekliyoruz. Arılara da bunu yapacağız. Böceklere de bunu yapacağız. Örümceklere de bunu yapacağız. Karıncalara da bunu yapacağız. Siz insanlardan korkun. Bu beklenmedik, affedersiniz, kötü hareketler insanlardan gelir. Ama böyle böcekler sizi durup dururken asla sokmaz ve ısırmaz. Neden ısırsın ki hayvan? O sonuçta büyük bir canlının üzerine kondu. Onun üzerinde yürüyor, uçmak üzere belki. Niye soksun, niye ısırsın? Anlamsız bir şeyi neden yapsın? Sonuçta ben ondan 100 kat büyüğüm. Bana neden saldırıda bulunsun ki? Ama ben ona saldırmaya çalışırsam ölmek üzereyim deyip beni sokacak. Korkudan sokacak. O yüzden ne yapıyoruz? Bekliyoruz. En büyük tehlike hayvana vurmak. Onu itmek, ötelemeye çalışmak. Eda Hanım, var mı görüntüde böcek? Yok. Yapmayın. Ne yapayım? Gitti mi? Üstünde var mı? Yok. Olsun. Tamam, bu videonun sonuna geldik. Anlatacak şeyler bu kadar. Hızlı konuştum. Daha çok şey anlatabileyim diye. Çok iyi denk geldi. Ne zamandır kolluyordum. Üzerime bir örümcek konsa diye. Daha iyisi oldu. Bir böcek kondu. Bu böceğin ismini biliyorsanız yorum olarak yazın. Kanalıma abone değilseniz lütfen olun. Daha çok kişiye ulaşmak istiyorum. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Doğayı sevin. Böcekleri sevin. Hayvanları sevin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.